24. Osmanlı Padişahı Sultan 1. Mahmut tarafından 1703-1730 yılları arasında 27 yıl hüküm süren Lale Devri'nin tartışmasız padişahı Sultan 3. Ahmet'in patronu Halil darbesinden sonra tahttan indirilmesinin hemen ardından bir adam geldi. 24. Osmanlı Padişahı Sultan 1. Mahmut önce darbecilerle birlikte faaliyet yaptı. Darbeciler ne diyorsa onu yaptı. Darbeciler emretti, 1. Mahmut yaptı. Sonra yavaş yavaş devleti ele geçirdi. Önce darbenin büyük başlarından, patronu Halillerinden, Muşlularından, Kasap Osmanlılardan, Hayri Efendilerden kurtuldu. Ardından küçük başları ortadan kaldırdı. Darbecilerin tamamını ortadan kaldırdı. Devleti ele geçirdi. İşte 1740'lı yıllara kadar süren devleti ele geçirme çalışmasının ardından Osmanlı Devleti'nin, Devlet-i Ali Osman'ın başkenti olan Dersaadet'in, payitahtın, İstanbul'un düzene girmesi gerekiyordu ve etrafı düzeltmeye başladı. Bir takım revize, bir takım restorasyon faaliyetleri, İstanbul güzelleşiyor. Şu bölgede sokaklar bulunuyor, evler bulunuyor, meydanlar, caddeler, mahalleler bulunuyor. Tek tek yıktı, istimlak etti. Kılıç Ali Paşa Camisi'nin etrafını açtı. Cami tam olarak burada bulunmaktadır. Etrafı açtı ve buralarda meydan çalışması yaptı. Ardından halk yararlansın diye de bir çeşme yaptı. Meydan Çeşmesi. Bu çeşme 1740'lı yıllarda bu bölgeyi süsleyen bir çeşmedir. Gelelim fotoğrafa. Fotoğrafta neler var, bizi neler bekliyor onları anlatalım. Şuralarda şu iki hanımla bir beyefendinin durduğu yerde bir tane araba var. Sanırım o günkü otobüs, o gün otobüs olarak kullanılan bir araç bulunmakta. Biraz daha gidelim ve ben bir yere gitmek istiyorum. Ama arabam yok, taksim yok. 1919 yılında taksi yerine faytonlar kullanılıyor. Haydi fayton durağına gidelim. Yani taksi durağına gidelim ve bir faytona binelim. Onun için buralara kadar gelmek gerekiyor. Ancak merdivenler var. 2023 yılının yüksekliği bu. 1919'un yüksekliği bu. Sizler 2023'ten bakarken ben 1919'da bulunmaktayım. Arada yaklaşık olarak 1 metrelik bir fark bulunmakta. Faytonlar da şuralarda. Bekliyorlar. Müşterilerini bekliyorlar. Fotoğrafta şuralarda faytonlar var. Şuralarda bir yerlerde siyah bir otobüs gibi, o günkü anlamda otobüse benzeyen bir yapı var. Bugün dev bir gemi ve önünde İstanbul Modern olan eğlence merkezlerinin, gösteri merkezlerinin bulunduğu yerde fotoğrafa bakacak olursak apartmanlar var, evler var. Muhtemelen bunlar insanların oturduğu evler değil. Muhtemelen bunlar gemi ticaretinde, tersanelerde çalışan işçilerin barındıkları bekar evleri, malzemelerin konulduğu hanlar olsa gerek. Çünkü çok insan apartmanına benzemiyorlar. Bunlar galiba Karaköy Limanı'nda kullanılan gemilerin depoları ve çalışanların bekar evleri olsa gerek. Otobüsleriyle, faytonlarıyla, bekar evleriyle, hanlarıyla, malzemelerin depolarıyla, saçaksız ve kubbesiz çeşmeleriyle 1919 yılının yaklaşık olarak açısına gidelim mi? O açıyı bulduk. Ama o açıdan anlatım yapmamız imkansız. Çünkü sizin şu an 1919 diye gördüğünüz fotoğrafın çekildiği yerde
tramvay geçiyor. Orası tramvay yolu. Yaklaşık olarak buralardayız. 104 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğraf şu an karşınızda. Mermere bir şeyi anlattırmak, mermere boyut kazandırmak, dokunmak mermere, boyutunu hissetmek. Sanırım sanat dediğimiz şey bu olsa gerek. Çiçeğin lif lif farklarını, meyvelerini görüyoruz. Hele burada inanılmaz güzel çiçeğin konulduğu sehpanın üstünü elleyebiliyor, sehpayı hissetme imkanı buluyorum. Efendim, 28 Ağustos 1919'a gidelim. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesinden biraz sonra neler oldu? Bu fotoğraf çekilene kadar bir tane paşa Sultan Vahdettin'le 2 ay boyunca toplam 9 defa görüştü. Ardından Samsun'a çıktı, Havza'ya gitti, Amasya'ya gitti, oradan Erzurum'a gitti. Bu fotoğrafın çekildiği tarihte 9. Ordu Komutanlığından istifa etmiş, artık Selanikli Ali Rıza Efendi'nin oğlu Mustafa Kemal Efendi olarak Erzurum'da ikamet etmektedir. En büyük yardımcısı, emrindeyim paşam diyerek önünde selam duran Kazım Karabekir'den başkası değildi. İşte Milli Mücadele Harekatı Anadolu'da neşvi neva bulmaya başlasın, filizlensin, kökünü toprağa salmaya dursun, tam olarak 28 Ağustos 1919'da bulunduğumuz açıdan şöyle bir fotoğraf çekilmiş. Fotoğrafta Tophane Çeşmesi, 1. Mahmut Çeşmesi ya da Mahmudiye Çeşmesi görünmekte. Arkasında şu an beyaz minibüsün geçtiği, sarı taksinin geçtiği o yolda bir sokak varmış. Tophane-i Amire binası şöyle. Tophane-i Amire binasının önünde sokak. Bir binalar bloğu. Sonra sokak. Burada çeşmeler. Toplu olarak ortadaki binaların sokağın tamamı kaldırılarak tophane ile çeşme bir meydana bakar hale gelmiş. Biz şu an 28 Ağustos 1919 tarihinde çekildiğini fotoğrafın altındaki nottan anladığımız bu resimde çeşmenin arkasında görülen çok katlı o güzel binayı göremiyoruz. Çünkü artık o bina yok. O bina yıkılalı 70-80 yıl oldu. O binanın oluşturduğu bütün cadde yıkılalı 70-80 yıl oldu. Nasıl güzel manzara değil mi? Tam ailenin pazar gününü ayırıp gezeceği bir manzara, muhteşem bir yer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.